olduğu tespit edildi. Sonra bir karışıklık oldu. İşte evetler, hayırlar elleri birbirine karıştı filan diye itirazlar geldi. Sonra da Sayın Genel Başkanımız isim yoklaması üzerinden evet mi, hayır mı diye aldı. Normalde basına 45'e 42 de yansıdı. Hayır, 45'e 42 değil, 44'e 43'tür. Sayı onu da söyleyeyim Rakam hemen. 44'e 1'e 43. karıştı, bir hata oldu çünkü orada. O divana bir baktı, kendisi yanlışlıkla evet yazılmış. Hayır dedi, benim oyum hayırdır diye düzeltildi zaten. Yani şeffaf, adil dediğimiz o yani. Herkesin ne yaptığını, kimin ne ettiğini orada gördüğü anlamda söylüyorum ben size. Ama tabii ki bu herhangi birinin zaferi veya mağlubiyeti değildir. Mesela ben çok iyi biliyorum, bugün o kurul tüzüğe hayır diyenlerin içinde de Ersan Bey'e oy verecek olan parti meclis üyemiz var. Tüzük değişikliğine evet diyen üyelerimizin içerisinde de Sayın Sucuğuna, Sayın Taço'ya, Sayın Töre'ye İkisi oy birbirinden verecek olan farklı da var. şeyler zaten. Maalesef ama sosyal medyada bazı arkadaşlarımızı görüyorum. Bir bölücülük yapmaya çalışıyorlar. Biz Ulusal Birlik Partisi üst kademe yönetim olarak kesinlikle bölünmeye karşı olan kişileriz. Buna da müsaade elimizden geldiği kadarıyla müsaade etmeyeceğiz. Ulusal Birlik Partisi de var. Güçlü ve kendini bilen bir tabandır. Yani dediğim gibi bu bir görsel değildir. Eğer kim mağlup, kim zafer diye işte mesela ben burada 1.000 tane örnek verebilirim. Ama tabii ki ben bir ilçe başkanıyım, bu örneklere gelirsem tabanımızı yanlış yönlendirmiş olacağım. Dediğim gibi bu cumartesi günü büyük bir ihtimalle bir tüzük kurultayımız olacak ve bu değerli üyelerimiz gelecek ve sonuçta bu tüzük tamam mıdır, değil midir de bir oylama yapılacak. Nasıl ki bir laf var, şeriatın kestiği parmak acımaz. Üyemizin de kestiği de parmakla acımaz. Sonuçta bu üye yapısıyla biz sonuçta bir de kurultaya hazırlanıyoruz. 24 Ekim'de yapılacak olan büyük kurultayımıza hazırlanıyoruz. Dediğim gibi tek bölgeli olmanın avantajları, dezavantajları var. Çift bölgeli olmanın avantajları, dezavantajları var. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben tek bölgeli olmasını tercih eden bir ilçe başkanıydım. Çünkü Ulusal Birlik Partisi kalabalıklardan gücünü alan bir siyasi partidir. Hatta o gün öneri sunmuştum. Ben gelin bunu Atatürk Stadyumu'nda yapalım demiştim. Atatürk Stadyumu'nun 4 ana giriş kapısı vardır. İşte Lefkoşa bir kapıdan, Gazi Mağusa bir kapıdan, işte Girne, Lefke bir kapıdan, İskele, Güzelurt bir kapıdan. Yani üyelerin dağılımı homojen bir şekilde olsun. Divan sahanın ortasında olsun. Girsinler, divandan alsınlar pusularını, sonra oylarını atsınlar. İsteyen gidip çıksın, tribünlere otursun, açık hava. 20 bin koltuğu olan, hemen hemen 20 bin kişilik bir stadyum, Atatürk stadyumu. Dışarıda yine Ulusal Birlik Partisi'nin olmazsa olmazları panayır havası, coşkular vardır. Doğrudur. Size de basıncılar olarak onu çok yakından takip En son ediyorsunuz. kurultayda o şekildeydi Tam bir zaten. coşku havasıdır. Aynı sistem olsun. Çünkü kurultaylar uzun zamandır birbirini görmeyen insanların buluşma yeridir, dertleşme yeridir. Biraz da siyasi dedikodu yapma yeridir. İşin özetini söyleyeyim ben size. Polis, polis yeridir. Polislerin döndüğü yerdir. Yani diğer bir konu özellikle değindim. Özellikle parti meclisine aday olacak olan arkadaşlarımız dedim. O gün hangi yerde duracaklar? Çünkü seçim tek bölgeli seçim sistemi var. Yani bugün bakıldığında Lefkoşa, Girne, Güzel ve Lefke ilçeleri gelip oy kullanacaklar Lefkoşa'da. Gazi Mağusa'da İskele ve Gazi Mağusa üyeleri gelip oy kullanacaklar. Örneğin ben Lefkoşa'dan adaysam Mağusa'ya nasıl gideceğim? Mağusa'daki seçimleri nasıl takip edeceğim? Bunlarla ilgili bir şey vardı ve benim en çok üstünde durduğum argüman da şuydu. Ulusal Birlik Partisi toplanarak güç alan bir siyasi partidir. Veya bir konu baktığınızda sonuçta biz bu cumartesi günü Gizem Hanım 18 bin üye gelecek ve Tüzük Kurultayı'na 18 bin üye çağrı yapılacak daha doğrusu. Gelip Tüzük Kurultayı'na bir onay verecekler veya ret verecekler artık o üyenin takdiri. Pandemi yok. 23 Ekim'de üyeler Atatürk Spor Salonu'na gelecekler. 4 tane değerli adayım konuşmalarını dinleyecekler. Pandemi yok. Ama Ertuğrul seçim olduğunda pandemi var. Yani açıkçası Neden peki alelacele? Yani mesela birçoğunun da tepkisi aslında gereksizdi. Bu süreçte zaten olağan bir durumdaydık. Süreç gidiyordu. Alelacele böyle bir şey. Yani şimdi Gizem neden bu Hanım kadar? tüzüğümüzde evet değişmesi gereken noktalar var mı? Evet var. İtirazım yok. Üyelik sisteminden olsun, örgütlerin yapılanması olsun, üye kayıtlarının içeriği olsun ve veya üyeliğin sonlandırılması olsun. Birçok konuda eksikler ve noksanlıklar var. Tüzüğün en çok uygulayıcıları hemen hemen biz ilçe başkanları çünkü sürekli olarak muhatap olduğumuz birçok konu var. En çok konular bize geliyor ve tüzüğümüzün el verdiği noktalar var. Bir de tüzüğümüzün maalesef el vermediği noktalar var. Biz görüşümüzü söyledik yani bana göre bu tüzük kurultay sonrasında bırakılabilir mi? Evet bırakılabilirdi ama bu bir görüştür. Sonuçta dediğim gibi bizler Ulusal Birlik Partisi'nin üyelerine güvenen insanlarız. Üye evet dediyse
kalbine işlemiştir. Üye hayırlarımıza kalbine işlememiş demektir. Dediğim gibi tüzü kurultayı izleyeceğiz, göreceğiz. Yani bunlar arkasında çünkü farklı şeyler de aranıyor. Yani bu kadar, yani Ersan Bey suçlanarak, genel başkan suçlanarak başka şeyler aranıyor. Yani bunları da okuyup görüp bizler de üzülüyoruz. Hı. Yani bu kadar aceleye getirilmesi, işte kimler oy kullanabilecek, kimler kullanamayacak falan gibi. Ve bu iki bölgeli olay da benim gördüğüm kadar çok fazla sinmedi. Yani birçok üyenin de, en azından o gün PM üyelerinin de. Yani düşünün, 50 tane PM üyesine en az ada çapında 150 tane arkadaşımız aday olacaktır. Şimdi bu aday arkadaşlar Gazi Mansur'da sayımı nasıl takip edebilecekler? Veya oylama devam ederken sonuçta bir kuliste gider, işte elini sıkarsınız. Mesela işte merhaba ben Mehmet falanca numaradan falanca ilçede adayım, desteğinizi beklerim ile ilgili nasıl olacak? Adayların orada temsiliyetleri nasıl olacak? Çünkü biliyorsunuz tek merkezli olmada bile birçok sıkıntı yaşarken iki merkezli de olmayla ilgili ne kadar bir sıkıntı yaşanacak. Tabii bunlar süreç. Biz de biz ilki yaşıyoruz. Evet. Tabii ki bazı iddia işte üye sayısı azaldığı için sayım daha erken bitecek, daha kolay bitecekle ilgili bir şey var. Tabii ki buna sonuçta teknolojik yardım da alabilirsiniz. Bir dijital oylamaya da geçebilirsiniz. Evet. Orada anında basarsınız, oyunuz düşer, size makine bir kopya verir, o kopyayı götürür sandığa atarsınız. Sonra divan bitiminde bir enter'e bastığınızda 5 dakika içinde bütün sonuçlar ekrana gelebilecek durumdadır. Evet. Ancak bir itiraz olursa sandıktaki oyları çıkarır sayarsınız. Onun dışında dijital oylama bugün tüm dünyanın, Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok yıllardır geçtiği bir sistem, birçok Avrupa ülkesinin geçtiği sistem dijital oylama. Bunlar dahi de bir alternatif olabilir. Çünkü pandemi şartları var, evet doğrudur. Bulaş var mı? Evet vardır. Önemli olan insanları salonda ne kadar az tutabilirsaktır. Evet, evet doğrudur. Endişeleri bölmekle ilgili, endişeleri ne kadar az kalabalık, o kadar az bulaş riskidir. Bu endişeyi de anlarım. Hı hı. Ama bir de ülke gerçekleri var. Bir de Ulusal Birlik Partisi'nin gerçekleri de var. Hı. Ulusal Birlik Partisi kurulduğundan bu yana hep tek divana, tek kurultaya alışkın olan bir siyasi partidir. Dediğim gibi ilkleri de göreceğiz. Ama dediğim gibi yani bu kurultaydan önce sonrasına da bırakılabilir miydi? Evet bırakılabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi parti meclisi toplantısına dair bir soru daha sormak isterim. Mesela gelmeyenler oldu veya dışarı çıkanlar oldu. Olgun Amcaoğlu gibi isimler. Kutlu Evren gelmedi. Bunlar bakanlar aslında. Bu demokrasiyi biraz etkilemedi mi? Yani demokratik ortamı. Şimdi ben gelmeyen vekillerle ve bakanlara ilgili bir bilgim yok. Belki bir programları vardı. Çünkü yanlış anlamayın Gizem Hanım, bize de parti meclisi bir gün öncesini akşamüstüsü öğrendik. Yani biraz hızlı oldu. Tabii ki mesela yurt dışına gelen heyetler olabilir. Bakanlar ve vekiller için söylüyorum ben, ben bununla ilgili. Evet katılmayan bakanlarımız oldu. Bir de bu pandemiden dolayı belki sağlık açısından endişe etmiş de olunabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bir bilgim olmadığı için çok fazla net konuşamayacağım. Olgun Bey'in bir tepkisi vardı. Ama sonra Olgun Bey içeri girdi, oyunu kullandı. Onu da söyleyeyim ben. Herkes Olgun Bey'in dışarıda çıktı. Evet öyle bir çıktı. Algılar. Olgun Bey bir ara... İçerideki çekişmelerden rahatsız oldu diyeyim, üzüldü diyeyim, artık adını ne koyarsanız koyun. Olgun Bey bir 10 dakika evet dışarıda kaldı. Sonra içeriye girdiğinde oylama da bitmek üzereydi. Ve Sayın Başbakan Olgun Bey'in salona girdiğini gördüğünde Olgun Bey oyu yani düşüncesini sordu. Olgun Bey de kendi düşüncesini söyledi ve oyunu kullandı. Ne dedi? Yani o Olgun Bey de kalsın yani içeride. Olgun Bey de kalsın. Dediğim gibi yani orada herkes... Birbirine, ben mesela Sadık Erdoğan olarak üçüncü sıradaydım. Birinci Sayın Genel Başkan, Genel Sekreter. Sonra ben direkt red olduğunu verdim. Evet. Ama ben red verirken de herhangi bir siyasi adaya yakınlığından dolayı, uzaklığından dolayı red vermiş biri değilim. Az önce söylediğiniz sebepler. Ben söyledim, ben kurultayın hala daha tek noktada olmasını savunan bir kişiyim. Ama bu konuda da çıkıp da kapı kapı da ısrarcı olarak olduğunda bir kişi değilim. İnsanlar çok fazla etki altına almaya da seven bir insan değilim. Evet. Alternatiflerimiz var mı? Evet var, Atatürk statçımı var. Ama şeyi de anlıyorum ben. Özellikle İskele ilçe başkanımızla görüştüğümüz konularda ya başkanım da en uzak ilçe biziz. Takarpaz'dan insanlar çıkacaklar, Lefkoşa'ya gelecekler. Kolay değil. Çünkü bu şimdi ekonomik boyutu da var Gizem Hanım. Evet. Yakıt harcayacaksınız. Oraya gelip hemen oyunuzu kullanıp kaçmayacaksınız. İşte orada oturup bir yemek yeme durumunuz var. Hadi biz Lefkoşa'dayız. Atıyorum eve bir 5 dakika atlı bir yemek yeriz geri geliriz. Hemen evimizin yanıdır. İşte atıyorum 15-20 liralık bir akaryakıt yakarak yeniden gelebilirsiniz. Ve 5 liralık yakıt yakarak Lefkoşa'dan gelirsin ama Karpaz'dan öyle bir şansınız yok. En az 100 liralık bir yakıt yakmanız gerekiyor. O için diyorum yani haklı yanları da haksız yanları da var. Benim anladığım tüm ilçe başkanları aslında çok ılımlı bakmadılar. Çünkü Menteş Bey'in de yani Güzelyurt'tan ki kanadın da aslında tepkili olduğunu biliyoruz. Yani, Menteş Bey'in de o gün oyu evet olaraktı. Diğer ilçe başkanı evet dedim. Onların da tekrar söylüyorum ben. Bu altını çizerek söylüyorum.
evet diyen arkadaşlar da, hayır diyen arkadaşların da çok çok büyük bir kısmı X, Y, Z adaya taraf oldukları için değildi. Örneğin Osman Başkan dediğim gibi evet dedi. Çünkü o kendi üyesini düşündü. Haklı olarak düşündü. Tadip Karpaz'dan, İskele bölgesinde insanların kolay değil bu ekonomik şartlarda o salona gelmesiyle ilgili süreci. Haklı olarak üyesini düşündü. Ve Lefke İlçe Başkanı'nın haklı olarak da düşündü. Lefke'nin insanlar çıksın, Lefkoş'a gelsin. Yine ekonomik olarak sıkıntı olabilir, insanlara zor gelebilir ile ilgili. Yani dediğim gibi lütfen ve lütfen kimse kim evet dedi, kim hayır dedi bir tarafa çekmesin. Çünkü her ilçenin kendine göre bir düşüncesi vardı. Mesela ben ilçe yönetimimle konuşuyordum. Yönetimle başkanım dedi biz tek o coşkuyla ilgili, o görsellikle ilgiliydi bizim düşüncemiz. Ve biz hala da aynı noktadayız. Ama dediğim gibi her ilçenin kendine münasır özelliklerinden dolayı bu cevaplar verildi. Şimdi Güzelyurt dediğiniz gibi ha yeni kentten çıkıp geldiniz Atatürk Spor Salonu'na, Güzelyurt'tan çıkıp geldiniz. Çünkü arada 20 dakikalık bir yol farkı var. Yol açık, çift şeritli, gayet güzel gelinecek olan bir yolumuz var. Dediğim gibi bu süreçleri bu cumartesi günü Tüzük'te sonra da Kulti'de takip edeceğiz hep beraber. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah. Ama dediğim gibi her Kulti'de sizlerle beraber oradayız. O gün siz Lefkoşa'da mı olacaksınız, Gazimasa'da olacaksınız bilmiyorum artık. Size de sabırlar, kolaylıklar. Merkezde oluruz merkezde diye tahmin ediyorum ama. Şimdi Zorlu Bey. O gün çıktı ve şike verdi dedi. Gene aynı yere geleceğim ama sizin her programda özellikle söylediğiniz bir şey var ki sosyal medyada konuşulmasını doğru bulmadığınızı, sorunların parti içinde çözülmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bunu söyleyen başkaları da var. Ancak artık sosyal medya dönemi ve bir şekilde partililer de her kim olursa olsun tepkilerini koyuyorlar. Şimdi Zorlu Bey o gün çıktı ve şike oldu dedi. İlkokul çocukları gibi bizi 10 defa kaldırdılar, oturttular. İşte evetleri hayra döndürdüler. Hayırlar evet yaptılar falan. Yani bu, nereye gidecek bu iş ve hukuksal bir süreç başlar mı sizce? Çünkü ben bu toplantıdan sonra bir yol haritası çizeceğim diye. Tabii ki bu Zorlu Bey'e sorulacak bir sorudur günün sonunda bir gerginlik var. Ve bu yargı yoluna gider mi bu gerginlik? Ya da siz de bir ilçenin başkanısınız. Ersan Bey'in bu konuda orta yolu bulma gibi bir girişimi oldu mu en azından bu toplantıda? Sayın Genel Başkan'ın orta yolu bulma gibi bir girişimi olmadı. Onu da söyleyebilirim. Ama Ulusal Birlik Partisi kendini çok hızlı toparlayan bir partidir. 2012 kurultayı Sayın Kaşif, Sayın İrsen Küçük kurultayı bunun en büyük örneğidir. Ben 6 yıldır ilçe başkanıyım. Bu benim 4. kurultayım olacak. Yani ilçe başkanlığımda 4. kurultayım olacak. Ve hiçbir zaman da dikkat etseniz Gizem Hanım ben bir ilçe başkanı olarak da çıkıp da X, Y, Z adayı başka ilçe başkanlarım gibi işaret etmedim. Çünkü bizim teşkilatlarımızda Sayın Sucuoğlu'nda, Sayın Taçoy'da, Sayın Töre'de seven veya Sayın Sanel'i seven örgütlerimiz, üyelerimiz var. 24 Ekim bitecek, 25 Ekim sabahına uyandığımızda üyenin takdiriyle gelmiş bir genel başkanımız olacak. Kim gelirse gelsin, Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanıdır. Bizim görevimiz onun etrafında birleşmektir. Ve teşkilatlarımızın sağ salim hedeflerimizde biz ilçe başkanlarının en büyük görevi de partimizi her an seçim hazır tutmaktır. Ulusal Birlik Partisi bu badaralardan çok geçtiği için üyelerimiz bu konuda bazen şeylerler acı katsayı istedikleri var ya işte katsayımız bizim yüksektir. Yani birçok şey göğüsleyebiliyoruz. Zorlu Bey o gün o şikayetini içeride de yaptı. Arkadaşlar da ilk turdan evet çıktı, şey hayır çıktı, niye tekrar yaptırıyorsunuz diye bir şey oldu. Ama ben şunu söyleyeyim, Gizem Hanım net söylüyorum. Niye sosyal medyanın önünde çok tartışmayı sevmiyoruz? Niye yapmıyoruz? Çünkü bunlar ben içeride olmasını arzu eden bir kişiyim. Çünkü bağırarak çağırarak değil, konuşarak doğru yolun bulunabileceğine inanan bir kişiyim. Ama şu var, ben Ulusal Birlik Partisi'nin üyesi için şunu söyleyeyim. Çok bilinçli bir Ulusal Birlik Partisi üyesi var, tabanı var. Bu taban nice kaybetmez diyenlerin tarihi tozlu sayfalarına gönderdiğinde geçmiş yıllarda çok çok iyi biliyoruz. Ulusal Birlik Partisi tabanı duygusal bir tabandır. Hatırlanmak ister. Bir kahve içilmek ister. Bizimle kahve içmenleri de asla affetmeyen bir tabandır Ulusal Birlik Partisi tabanı. Şunu söyleyeyim. Bugün tabanın %85'i kime oy vereceğini biliyor. Yani istediğinizi yapın hiç önemli değildir. Kararlarını verin. Eğer tabanın kalbine dokunmuşsanız tabanımızın vefası vardır, o vefayı unutmaz. Eğer o tabanı karşınıza alırsanız, çok net söylüyorum, taban sizi tarihin tozlu sayfalarına gönderir ve bir duvarcıkta bir resim olarak kalırsınız. Bu bizim için de geçerlidir. Bu en alttan en yukarıya kadar ki tüm seçimde gelecek olan kademeler için de bu geçerlidir.
Yine parti meclisinde bak geçmiş yıllarda bakıldı. Vay bu abi hayatta kaybetmez, bu efsanedir, bu bel kemiğidir, mihenk taşıdır dediklerimiz bugün evinde istirahatladılar. Evet. Bugün Ulusal Birlik Partisi çok acı olarak söyleyeyim. Rahmetli İrsen Küçük sandıkta kalmış bir genel başkanımız evet. var. Ki ben İrsen Bey'i çok seven, çok sayan, takdir eden, bin kere de Allah gani gani rahmet eylesin diyorum eski genel başkanımıza, başbakanımıza. Yani taban, eğer buraya girmişseniz, sizi samimi bulmuşsa taban ödülünü verir. Evet. Ama buraya girememişseniz, istediğiniz kadar manevra yapın. Taban o sandığa, kabine girer, eline pusulasını alır, istediğini tikler, zarfçığını kapatır, götürür kutunun içine atar. Ve video oynatıp çıkar gider. Evet, şimdi siz en büyük ilçenin başındaki evet. isimsiniz. Ve önemli bir isimsiniz. Tabanın kırgınlığı geçti mi? Ben bunu merak ederim. Çünkü o zaman kurultay olduğunda binlerce kişi geldi, oyunu kullandı ama o gün daha... O birlikteydik zaten. Salonda evet, da birlikteydik. Aynen öyleydik. Ama ondan sonra sayılmadı. İşte adaylar geri çekildi falan ve büyük bir öfke de vardı. Bu öfke dindi mi? Yani bu insanlar tekrar gelip oylarını kullanacak mı? Yoksa şimdi, küskün olanlar var mı? Siz o nabzı yokluyorsunuzdur. Şimdi benim bir olayıma en canlı tanıklardan biri de sizsiniz. Sizinle yaptığım bir canlı yayında demiştim ki birine ikinin arasında 600 fark olur demiştim. Evet doğru. Hatta ben bu farkı sizin başka bir stüdyodaki daha kurultaya 4 gün kala da yine aynı doğrudur. Ben cümleyi kurmuştum. Nitekim kurultay oldu ve 604 fark çıkmıştı birine ikinin arasında. Yani bunu niye anlatmaya çalışıyorum? Siyasi yüzdeliklerimin ve öngörümün iyi olduğuna olan inancım tamdır anlamında söylüyorum ben. Evet o gün bir olay oldu ve 7000 kişi bu pandemi şartlarında 7004 kişi geldi ve oy kullandı. Bir ve ikinci aday ikinci tura kaldı. Sonra bir ve ikinci aday yarıştan çekildiler. Kurultay'dan ikinci tura devam etmeme kararı aldılar. Sonra parti meclisi Sayın Hamza Ersan Saner dönemin genel sekreterini, genel sekreter sıfatıyla hükümeti kurma görevini verdi. Hükümet bir şekilde İTKK zor da olsa kuruldu. Çünkü hatırlayın Sayın Saner ilk yola çıktığında bir iç rahat hükümeti demişti. Çünkü pandemi var bir seçim halkımızı götürmeyelim demişti. Sonra kuramada 14. gün Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'a görevi iade etmişti. O gün öğleden sonra Sayın Erulman görevi almıştı. Ve ne demişti? Ben Sayın Saner gibi 14 gün beklemeyeceğim. 3. 4. gün olmazsa getirip iade edeceğim demişti. Sayın Erulman da 13. gün sonunda iade etmişti. Öyle. Ve bugün muhalefete bağıran arkadaşlar ellerine ikinci kez hükümete girme şansı varken bunu değerlendirmediler. Malum her zaman söylenen bir şey var işte elinize taşın altına komada Sayın Manavol da kürsüden bir beyaz taşçık konmuştu. Esasında o bir deyimdi. Elinizi eğer komak istemiş olsaydınız taşın altına o gün o dörtlü hükümet döneminde ikinci kez kurar kordunuz. Ve ne oldu? Yapılan 12. olağanüstü kurultayda Sayın Ersan Saner tek başına aday olarak da Ulusal Birlik Partisi'nin 42. hükümetinde başbakan oldu aynı zamanda. Tabanın bir kırgınlığı var mı? Tabanın bir kırgınlığı var. Zaten bunu herkes söylüyor. Bu benim ilk kez söyleyeceğim veya gizleyeceğim bir olay değildir. Taban diyor ki ben geldim, oy kullandım, benim oyum nerede diyen abilerimiz de var. Yani iradeleriyle alakalı bir biz, sancılar var. Bu pandemi şartlarında geldik, saatlerce kuyrukta bekledik, zor içeriye girdik, çıktık, sabahlara kadar bekledik, sayımları bekledik. Gerek hüznü birlikte yaşadık, gerek coşkuyu birlikte yaşadık. Ama işte Ulusal Birlik Partisi bu coşku ve hüznü birlikte yaşayarak büyüyen bir siyasi parti. Çünkü kurultay ilk tur bittiğinde ben çok iyi gördüm. Sayın Taçoyun'da, Sayın Sucuğlu'nun da taraflıları dışarıda birlikte çıktılar. Hatta birlikte çorbacıya gidenler oldu. Kucaklaşanlar şey, güzellik ve zenginlik budur. Ondan dolayı ben diyorum ki tek bölgede olsun. Çünkü sonuçta örneğin biz aynı örgütteyiz. Örneğin ben Yenişehir Örgütü'nün bir üyesiyim aynı zamanda. Siz de benim Yenişehir Örgütü'nün bir üyesisiniz. Evet siz atın X ben niye aday desek dedim. Ama çıktım hadi bırak arkadaşlar bir çorbacıya gidelim, sohbet, esprileri havada uçuştu bir süreçte. Zenginlik bundan. Ben iddia ediyorum ki bu dönem katılım daha fazla olacak. Öyle diyorsun. Yani diyorum dedim, daha net olarak söyleyeyim dedim, katılım çok daha fazla olacak. Çünkü çok farklı düşünen değerli büyük abilerimiz var. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin ciddi bir anlamda demokrasi sınavı vermesiyle ilgili, üyelerin katılımıyla ilgili. Dediğim gibi üyelerimiz bu kurultayda çok daha fazla bir katkı koyacaklar olan inancım benim tamdır. Ve öyle de görüyorum. Aramızda yeni bir 5000 kusur daha yeni üye katıldı. Onların da katılımıyla daha da fazla yani bu sayılar bir 9000, 10.000'leri bulacaktır inancındayım ben. Dediğim gibi ne kadar çok üyenin katılması, o kadar çok iradenin yansıması demektir. Ne kadar çok üyemizin katılması,
gelecek olan genel başkanın daha güçlü gelmesi demektir. Evet. Yani nerede var %50'nin %25'iyle gelmek, nerede var %70'in %50'siyle gelmek gibi bir güç de vardır. Çünkü sonuçta bizdeki zamanın bu seçimlerden çıkarak bizler de seçimlere giriyoruz. Mesela ben daha önceki ilk seçimde %62 ile seçilmiş bir ilçe başkanıyım. Yine böyle seçilerek gelmenin de her zaman verdiği bir şey var, farklı bir duygusu var. Tabii ki. Ama dediğim gibi Ulusal Birlik Partisi'nin 4 tane değerli adayı var. Dördü de bu parti için artı değerler katmaya çalışıyorlar. Hangisi gelirse gelsin Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanıdır. Ve eğer hükümet desek de başbakan. Şey eleştiriliyor tabii, Faiz Bey ile Hasan Bey'in, hani o dönem geçen Hasan Bey'e de sordum, biraz kızdı bana canlı yayında, aslında süreç öyle değil, ben çekilmedim, farklı gelişti olaylar diye. Tekrar yeniden aday olmalarını, yani etik bulmayanlar var, saçma bulanlar var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani iki ayda çekilmişti ve olay olmuştu, şimdi yeniden sahnedeler. Sizin değerlendirmenizi merak ederim. Bu en demokratik haklardır. Evet, çekildiler. Çekilme sebeplerini kendileri izah etsinler. Ben durup da niye çekilir? Ben sebeplerin olduğunu biliyorum tabii, ayrı mesele. Soruyor ama, insanlar tabii ki. Yani ben A'dan Z'ye kadar her şeyini, noktasına virgülüne kadar iyi bilen bir kişiyim ama yetkimi ve Mevlana'ya sormuşlar en iyi neyimler? En iyi haddimi bilirim demiş. Ben de en iyi haddimi bilirim. Evet, sebeplerin sonuçlarını biliyorum ama iki değerli kişinin bunu açıklaması sizin de az önce söylediğiniz gibi doğru olandır. Ama dediğim gibi sonuçta tabandan gelen bir ses vardı. Yani tekrar aday olmaları yönünde ciddi bir baskı ve talep vardı. Evet, dediğiniz gibi tepki koyan da oldu. Yani madem çekilecektir, niye tekrar aday oluyorsunlar ilgili. Tabii ki bunlara ilgili adaylar da birebir o kişileri izah ediyorlar. Yani sebebin, sonucunun ne olduğuyla ilgili. Eminim size de izah etmiştirdi. Yani program sonrasında bir kahve, bir mola verdiğinizde izah etmiştirdi size de neyin olduğuyla ilgili. Elbette. Ama dediğim gibi sonuçta Ulusal Birlik Partisi'nin 17 bin tane üyesi var. 17 bin üyenin de tekrardan ve yeniden genel başkanı aday olma hakları da var. Böyle bir tüzüğümüz var. Yani bugün istersen 4 bin, 5 bin kişi de gelip genel merkeze adaylık başvurusunda da bulunabilir. Böyle zenginlik içerisinde olan bir partidir Ulusal Birlik Partisi. Arada bir yol kazası olabilir. Her yerde olduğu gibi bir yol kazası olabilir. Bu bir tek Ulusal Birlik Partisi'nde yaşanmadı. Biliyorsunuz diğer farklı siyasi partilerinde geçmiş dönemlerinde birçok genel başkanları partiden atılan, eski genel başkanları partiden uzaklaştıran da ve demokrasiyi savunan bazı siyasi partiler de var. Bunlar da belki yeni gençlerimiz bilmeyebilir ama tabii o dönemde ben de daha doğmamıştım, ayrı bir mesele ama daha doğrusu siyasette değildim. Ama sonuçta bunlar da abilerimizden, büyüklerimizden takip edip merakla sorduğumuz soruların içinde aldığımız cevaplar da vardır. Dediğim gibi tüm adaylar ama başarılar dilerim. Yani sonuçta bu demokrasi sınavı. Az önce hatırlattınız ve dediniz ki öngörülerim tutar. Evet. İstatistik bilgim iyidir dediniz. O zaman soru soruyorum şu tabii an. Tabii ki lütfen. Milli piyango kimi kazanacak bilmiyorum, onu söyleyeyim ben size. Samimi bir cevap tabii istiyorum ki sizden. Bu dört adaydan kim ikiye kalır? Kalırsa. Ben bir ilçe başkan olarak söyleyemem. Söyleyemezsiniz. Çünkü ben bakın biz bundan 15... O zaman 15... fark söyleyin. Yine kaç farkla alır o zaman? Aklınızda iki isim vardır. Şu an paylaşamazsınız. Binan 2'nin arasındaki fark üye sayısı arttığı için ben bunu söyledim. Daha fazla olacaktır. Üye sayısı arttığından dolayı daha fazla olacaktır. Yalnız biz bundan 20 gün önce Lefkoşa ilçesi olarak bir tarafsızlık kararı aldık ve tüm adaylara eşit duruma mesafesinde aldık. Ben bir arkadaşıma bir mesaj attım. Kurultayın tahminini yaptım. Ve dedim ki bu yazımı al ve yaz. Gece zarfta cebine koy. Divan dediğindeki oylama bitmiştir. Aç. Bak ve tekrar kapat dedim. Gece de dedim kendine. Kaybeden dedim. Çorbaları ısmarlar dedim. Ama dedim ki sen kaybedeceksin dedim ben kendisine. Ben şu anda 1, 2, 3, 4 bugün için söyleyeyim. Yani adaylar yarın herhangi bir aday ciddi bir hata yapmazsa, yanlış bir söyleme girmezse, yani şu an akışta, yani bu çizgide 4'ü de devam ederse, ben kurultayda kim 1, kim 2, kim 3, kim 4 ezbere bilirim. Okay, rakam alayım o zaman yine. En azından şunu da rahat söyleyebilirim. Diyeceksiniz ki önünde küre mi var? Hayır. Önümde bir küre yok. Yapabiliyorsun. Falcılık gücüm yok. Metcum gücüm hiç yok. Tek bir gücüm var. Merkez ilçe başkanı olmam hasebiyle adanın dört bir tarafındaki üye, sempatizanlar, bölgenin ilerleri gelenleri Lefkoşa'ya geldiklerinde ararlar. Başkan, en son 4 ay 5 önce görmüşümdür örnek olarak. Başkan biz Lefkoşa'dayız. Tabii gelin falan, yerden gelin bir kahve içelim. Tabii kahve içerken de olarak konu hemen kurultaya geliyor ve
İşte XYZ köyün, XYZ bölgesinin veya kurum veya bölgelerin, örgütlerin, teşkilatların nabzını ben tüm adayı bir anda ben değerlendirebiliyorum. Reaksiyonları artı, da alabiliyorum. Artı ben böyle çok klimalı ortamları seven bir insan değilim. Oturarak siyaset yapmayı da seven bir insan değilim Gizem Hanım. Sürekli olarak teşkilatlarıma giden, sokakta sohbet olsun. Eden, sokakta olan bir insanım ve o nabzı da alıyorum ben açıkçası. Ve ondan dolayı bir harmanlama yaptığımda ve bölgedeki diğer arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde bana misafirliğe gelenle bizim ayrı konuştuklarımızın da hemen hemen örtüşüyor söylemleri. Bundan dolayı biz bunu harmanlayıp da yapabiliyoruz. Ya biz bunu görebiliyoruz. Birinci kurulda da 600 farkı da ben yine bu şekilde çıkarmıştım. Bu dönemdeki yine o şeyler çıkarttım. Ama dediğim gibi bu sefer bazı iddialaştıklarım var. Hatta sizin canlarınızdan sonra yukarıda oy sayımı devam ederken adaylardan biri beni yanına çağırıp da Sadık Başkan sen bugün duydum 600 fark diye bir şey söylemişsin. Nereden çıkarttın bunu? Dedi. Dedim ki siyaset tecrübem ben çıkarttım dedim. Gece bitti yanıma geldi çıkarken salondan. Yani dedi kaybettin dedi bana. Evet dedim kaybettim ben 604 dedim 604 çıkmış dedim. 4 yani 7000'de 4 özür dilerim dedim. Bu kadar da yanılabilirim dedi. Esprilerini yaptık arkadaşlarla gece orada. Şimdi bir rakam söylemek için biraz daha bekleyelim başka bir yok, programda. Yok rakamı zikret. Yani rakamı o gün şöyle söyleyeceğim. Daha fazla olacak ben. O gün. Yani o da üye sayısı arttığından dolayı daha fazla bir ara fark olacak. Ve dediğim gibi ben bu sefer bir de not koyacağım cebime. Kapalı zarf olacak. O zarf oylama bittikten sonra sayıma başlamadan önce açıp yakın arkadaşlarımla işte benim tahminim budur diye yani bazen bahis oynarız şakasına işte çorbalar üstünde veya sandviçler üstünde falan gibisinden eminim ki o gece en az 2-3 kişiden çorba içeceğim ben eminim. Ben şimdiden afiyet olsun o teşekkür zaman. Ederim. Gelelim biraz hükümeti konuşalım. Yani Ulusal Birlik Partisi tabii ki önemli, kurultayı önemli ama işte icraat hükümeti diye kuruldu az önce söylediniz ama o da böyle sanki İTKK gidiyor. İşte arada bakanlar birbirini suçluyor. Yani oluyor işte YDP'den açıklamalar var daha çok Ulusal Birlik Partisi'ne yönelik, UBP'den oraya yönelik. Özellikle bir iki hafta önce böyle bir resleşmeler oldu falan. Bu da toplum nezdinde yani hükümete olan güveni de azaltıyor ve iyi bir imaj olmadığını düşünüyorum ben şahsen. Oradaki durum nedir? Yani hükümeti nasıl görüyorsunuz? İşte zaten kurultay olacak ve bir seçim olacağı da artık aşikar. Tabii seçim ve halk oylaması yasası geçerse bazı aritmetikler elbette değişecektir falan ama o da sancıyacak gibi görünüyor. Çünkü %10'un işine gelmeyecek olan partiler var gibi. Hükümetteki tabloyu siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi hükümette birinci tablo ekonomik sıkıntılardan dolayıdır. Örneğin bu son dönemde aşıların PCR testleri paralı mı olsundu, parasız mı oluyordu? Bugün mesela dün bakanla kurulu bir karar aldı, parası çift aşılı olanlardan PCR parası alınmayacak ama bazı bugün bize gelen telefonlarda bazı PCR yapılan yerlerde hala da 100 TL talep edildiğiyle ilgili bilgiler geldi bize. Eminim bu 1-2 gün içinde bu sistem hemen hızlı bir şekilde oturacaktır. Tabii ki Maliye Bakanlığı haklı para bulmaya çalışıyor ki harcamalarına gidersin. Çünkü kolay değildir yani. Bakın bugün dünyada Gizem Hanım biz biraz popülizm de yapıyoruz açık söyleyeyim. Dünyada birçok ülkede PCR ücretli. Ama birçok dünyadaki ülkenin ekonomi şartlarıyla bizimki de aynı değil. Bundan dolayı bizim ülkemizde bazılar çıktı dedi ki işte İngiltere'de, Amerika'da, orada burada paralıdır ve güneyde 40 eurodur. Tamam arkadaşlar şimdi bunlar dünyanın tanıdığı ülkeler. Bizim böyle bir, biz mutlu oluyoruz ki bu ülkelere kıyaslanıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ama ekonomi şartlarımız bu ülkelerle aynı değil. Yani bugün alım gücüne bugün bakıldığında neredeyse bir ev kirasına denk gelen bir asgari ücretin olduğu bir süreçte. Ben bu sorunuzu ilk önce bir iş adamı olarak yani bir serbest piyasada yaşam mücadelesi veren bir iş adamı olarak, iş insanı olarak ben size söyleyeyim. Ciddi anlamda ekonomik sıkıntıların yaşadığı bir süreçte evet doğal olarak bakanlıklar kendi aralarında çekişebilir. Her bakan mesela Ünal Bey çıktı ve ne dedi? Ben burada değildim, yurt dışındaydım bu karar açıklanırken. Olgun Bey çıktı dedi ki o zaman Sağlık Bakanı'na vekalet Olgun Bey dedi. Olgun Bey dedi ki ben bakan diğer kabine arkadaşlarına sordum. Haberi var dediler. Ünal Bey dedi ki haberim yok dediler. Sonra sen Arıklı'yla diğer bakanların çekişmesi oldu ve sen Arıklı'yla vekillerimizin mesela İzlem Hanım'ın bir çekişmesi oldu. Ben ilk önce herkese şu anda kavgaya değil, siyasi popülizm yapmaya değil, herkese ben soğukkanlılığa davet ediyorum. Yani örneğin bakanlıkların basın bürolarına burada çok büyük görev düşer.
Bazı bakanlıkların basın büroları sert yazılar yazabiliyor, ortamı gerebiliyorlar. Bunlara özellikle çok büyük iş düşer, bu basın bürolarına çok büyük iş düşer. Ortamı yumuşatmakta biraz, çünkü bu insanlar, bu kişiler bu yazı yazarken binlerce insan bu yazıları okuyorlar. Onlar da ciddi bir sorumluluk düşer. Veya evet, bakan o an bir öfkeyle bir cümle yazabilir. Yani sayın bakan, bu biraz sert olabilir, biraz bunu yumuşatalım gibi de olabilir ve ilgili. Ama dediğim gibi ben Sayın Arıklı'yı özünde seven bir insanım. Kişi olarak siyaseten görüşlerimiz farklı olsa da, ama bir milli davada görüşlerimiz aynıdır. En azından Kıbrıs milli davasında ilgili görüşlerimiz aynıdır. Onun dışında kişi olarak çok sevdiğim sayılan bir insandır. Çünkü herkes ekrandakileri görüyor ama burada ekranın arkası olanlar var. Sanmasınlar ki dışarıda kavga ederler. Dışarıda emin olun ki gece restoranda, meyhanede beraber yiyip içerler. Yani bir de Kıbrıs kültürünün verdiği güzellik de budur Gizem Hanım, açık söyleyeyim size. Ama şu anda piyasanın istediği istikrardır, piyasanın istediği güvendir. Bu güveni başbakan ve 10 tane bakan, hangi partiden olursa olsun, sağlamakla mükelleftirler. Birbirine top atarak benim haberim vardı, benim haberim yoktu, ben bilmezdim, ben etmezdim, ben köşeye döndüm gelirim. İşte bu da kopukluk imajı veriyor ve bu güzel. Hayır, bir de şu var, kopukluk imajından daha çok, işte bir gerek yazılı, gerek görsel, gerek sosyal medyada bir basınç olduğunda ilgili bakan hemen topu atabiliyor diğerinin üstüne. Eğer bakın, bu bir takım oyunudur. Mesela bakan 10, bir de başbakan 11. Bir futbol takımı da 11 kişiden oluşur. Eğer bir futbol takımı veya bir zincir en güçlüsü en zayıfı kadardır. Yani ne derler zincir için? Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür derlerse, bir kabine de bir hükümet de en zayıf bakanlığı kadar güçlüdür. Bu böyle görülür, böyle bilinir. Ve dediğim gibi şu anda bu dönem popülizm dönemi değil. Bu dönem gerçek anlamda uyum içerisinde çalışmalar. Gerçekten önce çok zor zamanlardan geçiyor ülke. Yani siz de iş adamısınız. Ekonomik anlamda halen asgari ücretin belirlenmediği bir yapı içerisindeyiz. Şimdi herkes asgari ücrete takıldı. Evet, bana sorarsanız bugün asgari ücret 10 bin olmalıdır. Bana sorarsanız 20 bin olmalıdır. Ama bir de şöyle bir şey vardır. Asgari ücreti arttırdığınızda doğal olarak ülkede gelen zamlar var. Ki şu anda asgari ücret artmadan işte tüp gaza, akaryakıta, ekmeğe, unlu mamullere gelen zamlar var. Veya örneğin çok özür dilerim. Mesela ben evde oğlumla kızım, bir çok tatlı bir kedisi var. Geçen hafta X market, aynı markete gittim. 2,5 kiloluk kuru gıdayla bir 7-8 pakette konserve ıslak mama aldım. 5.90'dı 3 hafta önce. Şu anda gittim 7.25 olmuş. Aynı marka, aynı raf. Etiketler değişiyor. Artık barkod olacak, bu hazır etiketler bulmaya başladılar. Döviz aynı. Ne değişti? Yine 11-12 arasında, yine 11.50-12 arasında döviz değişiyor. Döviz yok. Yani biraz da artık tüccarımızın da, kusura bakmasın ama kimse, biraz da tüccarımızın da buna da bakarak olması gerekiyor. Akaryakıt evet uzun bir süredir fiyat istikrar fonundan sponsor edilmeye çalışılıyor. Un, tüp gaz aynı şekilde yapılmaya çalışılıyor. Ama biraz da önümüzü görerek açıklama yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir halka güven verebilirsiniz. Eğer siz çıkıp derseniz ki zam yapmayacağım, o zamın olmaması gerekiyor. Siz çıkıp derseniz ki işte Haziran'a kadar hiçbir şey olmayacak diyorsanız, halk bunun ciddi bir anlamda beklediği içerisine şu an girer. Tek odak noktası toplumun zamlar ve ekonomik anlamdaki sıkıntılar. Mesela bazen insanlar özelimize yazıyor, Gizem Hanım, ya ben ayrı bir ülkede yaşamıyorum. Ben de aynı istasyondan benzin alıyorum. Ben de aynı marketten senin aldığın yerden ekmeğimi alıyorum. Aynı yoğurdu yiyoruz. Aynı fiyatları diyoruz. Yani biz Ulusal Birlik Partileri ve hükümette olan siyasi partilerin üyelerine aynı bir fiyat tarifesi uygulanmıyor. Veya mesela bu pandemi döneminde işte bize çok saldırıldı. Arkadaşım, sen gece restoranda, meyhanede maskesiz yer için, ben en azından maskeli bir toplantı yapıyorum. Mesela bazen toplu bir resim attığımızda maskeli bir toplantı sonrasında işte pandemi kuralları nerede, mesela kuralları nerede, şu nerede, yıkıyorlar ortalığı. Ben bazı o sert yorum yapanlara bazen şeyine giriyorum, sosyal medyasına, meramdan giriyorum. Bir bakıyorum, sen iki gece önce XYZ meyhanede 15 kişi, masken yok, yanak yana, elinde bardaklar havada resmen. Bu anlamda değişik bir toplum olduğumuz. Sen inandırıcı değilsin. Gündüz sen bana küfrediyorsun. Gece eğlence mekanlarının içerisindesin. Ve emin olun ki halk da birçok şeyin farkındadır. Bazen eleştirmek için acımasızca eleştiriyoruz. Eleştiriliyoruz da günü geldiğinden. Adamın biri geldi, sen daha dün geldin dedi UPP'ye, dedi ahkam kesen dedi. Dedim, bir dakika, sadıkları karıştırmış olabilir. Yani ben hayatımda hiç başka partiye gitmedim.
Benim bu partideki ilk resmim 4 yaşındaydım. Ve dönemin ilçe başkanı İyi Saatli olsun Fikret Kürşat abimizdi. Rahmetli babamın yanında bir resimden başlayalım. Ben UBB'liyim. Ben UBB'li bir anne babanın UBB'li bir evladıyım. Hayatımda hiç başka partiye gitmedim. Hayatımda hiç mühür kırmadım. Hayatımda hiç karma yapmadım. Hep ulusal bir partiliyim. Yani işte Sedat Üngel'im. Ben adama bakıyorum. Yani girip bakıyorum. Her partiye bir dokunucu olan bir kişi. Yani bilmeden etmeden kişileri tanımadan da maalesef çok acımasızca eleştiriler yapabiliyoruz. Siz de bundan çok nasibinizi aldınız. Basın olarak da çok nasibinizi aldınız. Artık doğrudur. Mesela ben söyleyeyim. Bir zamanım tatlı bir insan, güler yüzlü bir insan. Ama atıyorum siz de hemen işte X, Y, Z partilidir. Yapıştırın. Hayır, Gizem Hanım mesleğini profesyonelce yapan bir basın görevlisidir. Hasbelkader X bir bakan döneminde mesleki ehliyeti ve başarısından dolayı teklif olarak Gizem Hanım sen işte bizim bakanlığımızın basın yüzü olur musun denilmiştir. Gizem Hanım X, Y, Z bakan döneminde bir bakanlıkta görev almış. Örnek olarak görüyorum. Görev almıştır. Arkadan bakan değişmiştir. Hop Gizem Hanım falanca bakanın adam. Böyle bir adamcı. Birileri yani biz bu ülkede Gizem Hanım bir şeyleri yapıştırmaya, yaftalamaya, fişlemeye çok meraklıyız. Aynen öyle. Bu UBB'li değil, geri kafalıdır, bu solculuk ileridir. Arkadaşlar ilerisi gerisi yok. Bu kişinin hayat bakışıyla ilgilidir. Bu kişinin dünyaya bakışıyla ilgilidir. Bu kişinin siyasi emellerinin var olması da bile ilgilidir. Kısır tartışmalardan artık kopmamız lazım yani. Hep Namık Kemal'in dediği gibi çevresine iyi ve dediği konusu. Ben bunu her zaman söylerim. Siyasi kulislerdeki dedikodunun en çok sık döndüğü yerdir. Mesela biri çıkardaki Sadık örnek olarak işte falancının adamıdır, Sadık bunun adamıdır, Sadık bunun adamıdır. Sadık birinin adamı değildir. Sadık Ulusal Birlik Partisi'nin adamıdır. Başkasının adam olması, hatta siyasi bir sert bir kelime vardır. İşte adamın adamı olmaz, adamın eşi olur da ilgilidir. Yani dediğim gibi çok kısır çekişmeler içerisinde gidiyor. Siz de dediğim gibi yani siz derken basın camiası anlamında söylüyorum. Birçok değerli basıncı arkadaşlarımız var. Kurum kuruluşlarda, bakanlıkta da görev alan çok değerli var. Ve ben çok iyi biliyorum ki o kişinin siyasi görüşü farklıdır. Ama mesleki bilgisinden dolayı o makamdadır. Ve gayet de iyi bir şekilde izah etmeye çalışmaktadır. Yani şeyle ilgili. Hemen yapıştırmalar başlanır. Ve gün geliyor o yapıştırmadan hayat böyle kurtulamazsınız. Bir de böyle bir sıkıntı var. Kurtulamazsınız kesinlikle. O yaptalar işte. Onun için dediğim gibi bir laf var, balık baştan kokar meseleyle ilgili. En üst kademenin halka güven vererek alt kademelere doğru bu güvenin enmesi gerekiyor. İşin özeti bu. Doğru. Yani biz ilçe başkanlarına düşen en büyük görev üyelerimizi bölüştürmeden, ayrıştırmadan ve en önemlisi ötekileştirmeden kurultaya hazırlamaktır. Kabinenin de görevi ülkeyi ayrıştırmadan, bölüştürmeden ve sen Türkçüsün, sen Rumcusun, sen Türkiye yalakasısın, sen Türkiye düşmanısın gibi değil. Hepimiz bu ülkede bir gaye için bulunuyorsak ve eğer bugün bu topraklara basıyorsak bu ülke için ne yapmamız gerekiyor? Hele de artık bu zamanlarda tamamen kenetlenme dönemi. Yani bir pandemi, kesinlikle. Ben şuna üzülüyorum. Bir köşe yazımda da yazmıştım. Dedim ki bu pandemi umarım tüm dünya olduğu gibi bize de örnek olur. Yani bizim için bir sınav ve ders olur ama baktığımda yapıya hiç böyle nasibimizi almıyoruz sanki. Yani aslında dünya dönüşüyor, çok zor zamanlardan hiç mi ders almıyoruz yani hiçbir şeyden? Yani mesela örneğin Sayın Ersin Tatar dönemin başbakanı iken, ilk pandemi döneminde başbakan Sayın Tatar'dı. Ve biliyorsunuz bu Covid-19'da dünya yeni tanıştı, neyin olduğunu bilmiyorlar. Hatta şöyle bir kanı vardı işte, değdiyen öldürecek seni gibisinde bir panik havası vardı. Hatırlayın 4 tane kişi yüzünden biz ülkeyi kapattık. Doğru. 4 kişi şimdi vakalar üzgünüm ama yüksek seyrediyoruz. Çünkü Gizem Hanım biz açılma sürecini saçılmaymış gibi algıladık. Birçok mekanlarda maalesef bu kuralları bazen biz de ihlal ediyoruz. Bakın yalan söyleyecek değilim. İşte mesafe hepimiz de, için geçiyoruz. Bize bir şey olmaz mantığımız var. Ama o dönemleri ben Sayın Tatar dönemi hatırlıyorum. Küfürler bini bin para. Bir de olumlu yandan bakalım. Bu pandemi bize bir şeyler öğretti esasında. Baba olduğumuzu öğrendik. Aile olduğumuzu hissettik. Bakabileni ama. Yani o iki ayakın kapanma sürecinde evet ekonomik olarak çok sıkıntı yaşadık. Ama ben kızımla yemek yaptım. Oğlumla oyun oynadım. Ve bu pandemi döneminde oğlum o zaman ilkokul 5'ti. Kolej sınavlarına hazırlanıyordu. Dershaneler kapalı, okullar kapalı. Bakanın müfredatı açıkladı. Ben bu konulardan sizi yapacağım. Ve günde 6 saat, 7 saat oğlumla ders çalıştım hatırlarım. Yok, sosyalleşme ve şey anlamında elbette katkıları oldu da mentalite kızımın, olarak. Kızımın büyüdüğünü gördüm. Yani çünkü biz siyasi olarak haftanın en az 4-5 gecesi dışarıdayız. Sabah işin çıkarır, çocuklarımız evdedir. Gece geldiğimizde uyur buluruz. Ve bakabilene ama bu aile kavramını
biraz olsun yaşadığımızı hissediyorum ben açık söyleyeyim. Ve şu anda ben buna göre yaşamaya çalışıyorum. Biraz siyasete biraz vites düştüm. Biraz doğrudur aileme... sizi pazar günleri mesela hiçbir zaman ulaşamayız. Bana demiştiniz ki pazar günleri aramayın, pazar telefona bakma. Çok ender olarak bakarım veya çok tanıdığım, bildiğim veya bana nazı geçen insanların tarafından bakarım. Genellikle o gün tamamıyla ailemindir. Oğlum ve kızım ne isterse pazar günü genellikle o olur. Bırakın haftanın 6 günü yoğunuz bari bir gün çocuklarımızın şımartılımla ilgili. Daha doğrusu bu süreç cumartesi öğleden sonradan başlar. Cumartesi öğleden sonra ve pazar günü tam gün ailemle olmaya uzun bir süredir gayret gösteriyorum. Başarılı, büyük bir oranda da başarılı oldum. Bir de seçimler hariç genellikle pazarları evdeyim. Yine başlıyor yoğun süreciniz tabii. Kurultaya yaklaşıyor. Ama bu süreçte ailem alışkındır diyeceğim. Ama açımı bir şekilde telafi edeceğim tabii onlara karşı da. Şimdi son olarak biraz seçimi de konuşalım ve kapatalım programı. Kısıtlı zamanımız kaldı. Bu üçlü hükümet Ulusal Birlik Partisi'ne çok zarar verdi mi sizce? Ve özellikle Ersan Bey'e de. Çünkü çok eleştirilen bir hükümet dönemi oldu. En başarısız hükümet dendi. Bir sürü suçlamalar oldu. Belki bir şeyler yapılmak istendi ama yapılamadı. Ve bir seçime girecek Ulusal Birlik Partisi. Tek başına iktidara da gelmiş bir partidir Ulusal Birlik Partisi. Böyle bir yapı yakalayabilir mi yeniden? Ve bu süreç, bu kısa hükümet dönemi böyle bir hasar almış olabilir mi? Ersan Bey de almış olabilir mi? Ersan Bey değil, tüm parti anlamında konuşuyorum. Genel Ersan olarak. Bey, bakın Ersan Bey'in yara aldı demesi, Ulusal Birlik Partisi'nin yara aldı demesidir. Aldı. Çünkü biz, Ersan Bey sonuçta Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı ve başbakanıdır. Ersan Bey'in yara aldı demesi, kabinenin yara almış. Kabinenin de bak Ulusal Birlik Partisi'nde bir yara almış. Ama ülke gerçekleriyle ilgili, mesela birçok arkadaşımızla konuştuğumuzda, bana bunu söyleyen çok samimi solcu arkadaşlarım da var. Eğer... Bizimkiler başta olaydı, acımızdan da öyle bilirdik diyen arkadaşlarımız var. Tabii ben çok çok büyük marifetmişiz gibi bunları söylemiyorum. Sonuçta ülkenin şartları böyle, ekonomi şartları belli, maliye kilitlenmiş durumda, iş adamları kilitlenmiş durumda, kamu görevlileri maaşının dışında piyasada dönen çok fazla sıcak para olayı yok. Allah'tan güney kapalı, yani o dönemde kapalıydı, içeride harcadık. Esas bu ülkedeki sıkıntı, Gizem Hanım nereye geleceğim, alışkanlıklarımız değişmeye başladı. Mesela örneğin 2-3 ayda bir ceket alırken şimdi sadece gıda ağırlıklı, temel tüketim ağırlıklı beslenmeye veya tüketmeye alışmış bir toplum olduk. Doğal olarak toplumun diğer yanları, yani o genel tüketim ürünlerinin dışındaki diğer sektörler ciddi sıkıntıya girmeye başladılar. Bu sektörde çalışan binlerce insan işsizliğinde kalmayla karşı karşıya da tehlike içerisinde de ilgili. Ama şunu söyleyeyim, Ulusal Birlik Partisi ne kadar da kendi içinde homurdansa da seçim dönemi geldiğinde de önüne bakmayı iyi bilen bir siyasi partidir. Ama dediğim gibi ilk önce kurultayımızı yapacağız. Kurultaydan sonra da bizim tahminimiz bir Ocak ayı içerisinde bir erken seçim veya Şubat ayı gibi bir erken seçim olabilir mi? Evet, yüksek ihtimalle olabilir. Bunları biz de kulistedeki vekillerimiz ve kabinedeki bakanlar arkadaşlarımıza bunları dillendiriyorlar. Açık açık ekranlara da bunu dillendirdikleri için ben bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Tek başına iktidar mı? Bu kurultaydan sonra eğer bir program yaparsak ben bunun cevabını verebilirim. Çünkü gelecek olan üyenin sayısıyla ilgili, gelecek olan kişilerle ilgili, nasıl kişilerle ilgili? Mesela kurultayda bizim bazı aradığımız yüzleri vardır. İşte mesela bazı kırgın küskünler acaba bu kurultaya geldiyse o bölgede %5 artıda başlarsınız. Yani işte az önce dediğim gibi kurultayda gelecek olan insanların, üyelerin içeriğine bağlı olarak kurultaydan sonra eğer orada bir program yaparsak ben size daha net bir şekilde seçimde de yüzde kaç oy alacağımızı da söylerim. Şimdi bir soru daha, Mali konudan bahsettiğiniz için. Şu anda Maliye'de işte kasa boş falan diyor ya, Sayın Bakan Özel'e Dursun Bey çok sancılıdır geldi geleli, zor günler geçirir ama. Muhalefetin de geçenlerde, yani bu tarz geçenlerde değil, sürekli yaptığı bir şeydir ama. Siz geldiğinizde Türkiye para gönderecekti sürekli, bunu pompaladınız seçimden önce ama şimdi de ağlarsınız ki kasada para yoktur diye. Buna ne diyeceksiniz merak ederim. Ben bu muhalefetin bu söylemine çok katıldığımı söyleyemeyeceğim ben size. Ha, bir gerçek var, Ulusal Birlik Partisi başrolünde evet, Türkiye'nin ilişkileri daha iyi olduğu için, ülkenin şartlarını daha iyi ifade edebildikleri için evet, bir kaynak alma miktarında, sayılarında bir artış var.
Ama Türkiye Cumhuriyeti de sonuçta bir pandemi yaşayan bir ülke. Tüm dünyanın yaşadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de evet güçlü bir ülke. Belki dünyanın ilk 10 ülkesinden biri konumundadır artık Türkiye Cumhuriyeti. Dünyaya kafa tutan bir ülkedir. Doğrudur. Ama sonuçta orada yaşayan 85 milyona yakın bir insan var. Onlar da pandemiyle etkilendiler. Size ki bu söylemde seçim dönemlerinde pandemi yoktu, Covid yoktu, böyle bir sıkıntı yoktu. Bu olarak da yine de Türkiye Cumhuriyeti Allah razı olsun aşıyla buluşturdu bizi. Dünyanın hala da %35'i aşıyla buluşamadığı bu dönemde bizim ambarlarımızda aşıların tarihleri geçmeye başlıyor bizim hanım. Evet. Ve hala da maalesef bu ülkede anlayamadığım bir aşı karşıtlığı var. Evet. Bugün ben tıbba inanan, ilime inanan bir insanım. Bugün gerek sol görüşlü, gerek sağ görüşlü birçok tıp doktoru çıkıp diyor ki hastanede yatan hastaların işte %65'i aşısız olanlardır. Bunlar aşılı olanlardır. İşte yoğun bakımda olan hastanın 8'i aşısız, 2'li aşılıdır. Bu aşılı olanların ise kronik rahatsızlığından dolayı yoğun bakımdadır. Tüm dünya, tüm tıp doktorları, Dünya Sağlık Örgütü aşıyı yapın, aşı yapın demesine rağmen bir popülizm uğruna bir aşı karşıtlığı başladı. Evet. Sanki aşı olmamak modernlikmiş, sanki aşı olmamak bir marifetmiş gibi. Sonuçta ya bir veri var. Evet, siz özgürsünüz. Vücudunuz o aşıyı alıp almamak sizin en özgür iradenizdir. Kabul ama ediyorum. Bulaşın artmasındaki en büyük sebep sebeplerden biri de budur. Var. Ama bugün bakıldığında özellikle Dr. Erol Uçaner'in pandemi hastanesi başhekiminin açıklamaları ve koyduğu veriler ve tüm dünyanın ortaya koyduğu veriler, Avrupa'daki sağlık sistemindeki veriler de bakıyoruz ki bulaşının ve yoğun bakımda can kayıplarının özellikle tabii bu can kayıpları en erken zamanda sona erer. Bakıldığında maalesef aşı olmayan vatandaşlarımızın veya kişilerin ciddi bir anlamda zarar gördüğünü maalesef görüyoruz. Ben her iki aşımı da aldım. 3,5 ay sonra da 3. doz aşımız gelecek. Herkes bize sordu, başkan sen herhalde ilçe başkanı ilk salınanlardansın. Hayır. Onda da torpil aranıyor değil mi? Bize yani arayanlar şey da oldu. Yok benim ne zaman Sağlık Bakanlığı aradıysa yaş grubumuzu verdi. Yani 40-45 yaş arasında söyleyeyim yaşım da ortaya çıksın. 40-45 yaş arasında verdi. Ve şu telefondan ben girdim ve online başvurumda bulundum. Adresimi verdim. 3 gün sonra SMS geldi. Falancı gün falancı sağlık merkezinde aşınızı şu saatte olun diye geldi. Ve oraya gittim. Ben aşım oldum. Yani herhangi bir torpilada gerek yok. Ha şu anda sıra yok. Randevuya gerek yok. Gidip aşınızı olabiliyorsunuz. Ve düşünün ki dünyanın 135 aşıya ulaşamazsanız zaman bizde seçenek var. Sinovac mı istersiniz, BioNTech mi istersiniz, Johnson & Johnson mu istersiniz? Yani menü gibi, sanki ekspresyonla bizde önümüze menü verilmiş gibi. Ya ben üzülüyorum buna. Bugün hala da dünyanın o fakir ülkelerinin 135'i daha hiç aşı ulaşmayan ülkelerde biz aşılarımızı çöpe atıyoruz artık. Evet. Yani atacağız bu gidişte. Çünkü bundan da bir dayanma tarih süre de var. Evet, aynen öyle. Ve burada da bir çağrım olsun lütfen ve lütfen. Doktorlarınızla konuşun, tıp insanlarıyla görüşün, araştırın ve lütfen aşınızı olun. Kendinizi düşünmüyorsunuz da en azından sevdiklerinizi düşünün, anne babalarınızı düşünün, toplumu düşünün. Ve madem bu kadar modernindir, bu kadar araştırıyorlarsa da en azından tıp insanlarının veya istatistiki bilgileri bir gözden geçirsinler diyorum. Ve aşı olmadan da tekrar olmayanlar için de aşağı gitmeyen de ben buradan tavsiye ediyorum. Kişilere. Teşekkür ediyoruz bu çağrı için de. Cumartesi günü tüzük kurultayı kesin mi değil mi? O yarın netleşecek. Yani yarın bugün Sayın Hasip oluyor. Sayın Genel Sekreterimizle biz görüştük. %85 Cumartesi günü yerle ilgili bir ayarlama yapmaya çalışıyorlar. Çünkü 17 bin kişiye çağrı yapacak. Kolay değil bu 17 bin kişinin daha bir yerde toplanması ve pandemi şartlarının daha geçerli olmasıyla ilgili. Bunlarla ilgili zaten yarın öğlene kadar net bir şey çıkmış olacak. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Konuğum oldunuz. Güzel değerlendirmelerde bulunduk. İlerleyen günlerde yeniden buluşacağız diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sizinle yaptığım programlar her zaman çok keyifli ve akıcı olur. Yani onu tekrardan ben çok teşekkür ederim. Tekrardan yeni kanalındayım sevgili İzlem. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Seninle program yapmayı özlemiştim. Ama şunu da söyleyeyim. Unutma ki kurultayından sonra bir program yapacağız. Mesela yüzlerikler yapacağız. Hadi bakalım. Tamam. Evet, neyse o programında Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoşa ilçe başkanı Sadık Gardiyanoğlu ile birlikteydik. Ulusal Birlik Partisi'ni konuştuk, biraz hükümeti konuştuk. Yeni bir neyse o programında yeniden karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyoruz.